Eski zamanlarda Hint ve Çin diyarlarında hüküm süren Şehriyar ve Şahzaman adlı iki kardeş hükümdar, karıları tarafından aldatılmak felaketine uğramışlar. Bu olayların etkisiyle Şehriyar, kendi ülkesinde, her gün bir kızla evlenip ertesi gün onu idam ettirir olmuş. Bu yüzden vezirin güzel, bilgili ve akıllı kızı Şehrazat, hükümdarla evlenip ya bu uğurda yaşamını yitirmeye ya da kurtulup ülkenin tüm kadınlarını da bu beladan kurtarmaya karar vermiş, bin güçlükle babasını da ikna etmiş. O gece gerdeğe girmeden önce, hükümdardan son dilek olarak kız kardeşi Dünyazat'ı görmek istemiş. Dünyazat da ondan son bir dilekte bulunmuş. "Ne olursun ablacığım, o güzel masallarından birini son defa bana anlat," diyerek. Hükümdardan ruhsat aldıktan sonra, ilginç ve merak uyandıran bir masal anlatmaya başlamış Şehrazat ve şafak sökerken en heyecanlı yerinde kesmiş masalını, gündüz masal anlatılmaz diye. Ne var ki Dünyazat kadar, hükümdar Şehriyar da meraklanarak masalın sonunu getirmek üzere onun canını bağışlamış. Böylece büyü bozulunca, her gece birbirinden güzel masalları birbirine ekleyerek binbir gece masal anlatmış Şehrazat. Bu arada hükümdarla sevişmeyi de sürdürerek 3 çocuk sahibi olmuş. Sonunda masallar bitmiş. Ancak Şehriyar, bu kadar güzel ve akıllı bir eşe kavuşup ondan 3 çocuğu da olunca, Şehrazat'ın canını bağışlamış. Hükümdar Şehriyar ile kardeşi Hükümdar Şahzaman'ın öyküsü. Anlatırlar ki ancak Allah bilgedir, her şeyi bilir, kesin kudret sahibi ve hayırseverdir eski çağlarda, ömrün ve anın akışı içinde, Sasani hükümdarları içinde, Hint ve Çin adalarında hükmeden bir, orduların ve kavimlerin, hizmetinde olanlarla kalabalık mahiyetinin efendisi olan bir hükümdar, bu hükümdarın da iki oğlu varmış, biri büyük, biri küçük. İkisi de yiğit savaşçılarmış, fakat büyük, küçükten daha yiğitmiş. Bu oğul, ülkelere hükmeder ve adalet sağlayarak insanları yönetirmiş. Bundan dolayı ülkelerinin halkları onu çok severlermiş, bu hükümdarın adı Şehriyar imiş. Küçük kardeşi ise Şahzaman adını taşıyor ve Semerkant Ülacem'de hüküm sürüyormuş. İkisi de kendi ülkelerinde yaşıyor ve 20 yıldır halklarını yönetiyorlarmış. Bu sürenin sonunda her biri servet ve saltanatlarının doruna yükselmişler. Durumları böyleyken büyük kardeş, küçüğünü görmek için şiddetli bir özlemin pençesine düşmüş ve vezirine gidip kardeşiyle birlikte geri dönmesini emretmiş. Vezir, "Duyduk ve itaat ettik," yanıtını vermiş. Sonra da yola koyulmuş. Tanrı'nın izniyle güvenlikle küçük kardeşin ülkesine ulaşıp huzuruna çıkmış. Ona, barış içinde yaşam diledikten sonra Şah Şehriyar'ın kendisini özlediğini ve gezisinin amacının onu ağabeyini görmeye davet etmek olduğunu bildirmiş. Şahzaman onu, "Duyduk ve itaat ettik," diye yanıtlamış. Sor gezi hazırlıklarına başlayarak çadırlarını, develerini, katırlarını, hizmetçi ve yardımcılarını toparlamış. Sonra da kendi vezirini çağırarak yönetimi ona bırakmış ve ağabeyinin ülkesine ulaşmak üzere yola çıkmış. Ancak, dinlenmek üzere konakladıkları yerde, gece yarısını doğru, sarayda bir şey unuttuğunu anımsamış ve dönüp sarayına girmiş. Eşini yataklarında, kölelerinden bir zencinin boynuna sarılmış uyurken bulmuş. Bunu görünce gözünde dünya kararmış. İçinden, böyle bir olay kentten ayrılır ayrılmaz ortaya çıkıyorsa, bu alçak kadın, ben kardeşimin yanında, bir süre uzakta bulunduğum sırada acaba neler yapmaz, demiş ve kılıcını çekerek ikisini de yatağın örtüsü üzerinde öldürmüş ve hemen o anda, o saatte geri dönmüş ve konak yerinden hareket emri vermiş. Gece gündüz kardeşinin kentine ulaşıncaya kadar yol almış. Ağabeyi, kardeşi için süslettiği kente gelişinden sevinç duyarak onu bağrına basıp selamlamış ve coşkuyla konuşmaya koyulmuşlar. Ancak eşiyle geçirdiği serüveni anımsayarak Şahzaman'ın yüzünü bir keder bulutu kaplamış, yüzü sararmış, bedeninde bitkinlik duymuş, yemeden içmeden kesilmiş. Şah Şehriyar, onu bu durumda görünce, içinden, bunu Şahzaman'ın ülkesinden ve saltanatından ayrılmasına vermiş ve bu konuda ona hiçbir şey sormadan kardeşini kendi haline bırakmış. Ama sonraki günlerde ona, "Kardeşim, nedenim bilmiyorum ama vücudunu bitkin ve yüzünü sararmış görüyorum," demiş. Kardeşi, "Kardeşim, içimde işleyen bir yara var," diye yanıt vermiş. Ancak başına geleni ve karısına ne yaptığımı açıklamamış. Şah Şehriyar, ona, "Benimle sürek avına çıkmanı çok istiyorum. Böylece için ferahlar," demiş. Fakat Şahzaman, bunu hiç kabule yanaşmamış ve Şah Şehriyar yalnız başına ava gitmiş. Padişahın sarayında bahçeye bakan pencereler varmış. Şahzaman bakınmak için bunlardan birinin önünde eğilmiş otururken, sarayın bahçe kapısı açılmış, buradan 20 kadın, 20 erkek köle çıkmış,
Kardeşinin eşi Sultan da tüm göz kamaştırıcı güzelliğiyle bunların arasında duruyormuş. Bunlar bahçenin ortasındaki havuza yaklaşınca, tamamen soyunup birbirlerine katılmışlar. Birdenbire Şahin eşi, "Ey Mesut, ya Mesut!" diye haykırmış ve hemen iri kıyım bir zenci yaklaşıp onu kucaklamış ve yere yatırıp üstüne çullanmış. Bunu bir işaret bilerek tüm öteki erkek köleler, dişi kölelere aynı şeyi yapmışlar ve böylece uzun süre birlikte kalmışlar, gün batıncaya kadar öpüşmelerini, sarmaşmaları ve çiftleşmeleri ve de benzeri davranışlarını sürdürmüşler. Bunu görünce Şah'ın kardeşi, kendi kendine, "Allah için, benim başıma gelen felaket bunun yanında hiç kalır, gerçekten de bu gördüklerim çok daha beter," demiş ve derdini, kederini unutmuş, o andan başlayarak durup dinlenmeden yiyip içmeye başlamış. O sırada ağabeyi Şah, aldan dönmüş, birbirlerine esenlik dilemişler, sonra Şah Şehriyar, kardeşi Şahzaman'ın benzine kan geldiğini ve yüzünün canlandığını görmüş, bir de uzun süre bir şey yememişken, birden tüm iştahıyla yemek yediğini fark etmiş, buna şaşarak, "Kardeşim, görüyorum ki yüzünün solgunluğu geçmiş, nasıl oldu bu, anlat bana," demiş, kardeşi onu. "Sana ilk rahatsızlığımın nedenini anlatacağım, ama sağlığımı yeniden kazanmanın nedenini anlatmamı benden isteme," diye yanıtlamış, Şah ona, "Öyleyse. İlkin bana solup sararmanın ve düşkünlüğünün nedenini söyle de bir an bir ayayım," demiş. Şahzaman, "Yanına gelmem için vezirini bana gönderince, yola çıkma hazırlıkları yaptım ve kentten dışarı çıktım. Sonra yolda sana getireceğim ve sarayda sunacağım bir hediyeyi unuttuğumu anlayınca geri döndüm ve karımı, yatağımın örtüsü üstünde bir zenciyle yatmış uyurken buldum. İkisini de öldürdüm. Sonra da sana ulaşmak için yola koyuldum. Bu serüveni düşünerek kahrolup durdum. Yüzümün sararmasının ve düşkünlüğümün nedeni buydu. Yeniden sağlığıma kavuşmanın nedenini açıklamamı benden isteme," diye yanıt vermiş. Ağabeyi bu sözleri işitince, ona, "Allah aşkına, bana sağlığına kavuşmanın nedenini de açıkla," demiş. Bunun üzerine Şahzaman gördüğü her şeyi ona anlatmış. Şehriyar, "Bunları kendi gözümle görmem gerekir," deyince, kardeşi, "Ona öyleyse yeniden ava çıkacakmış gibi hazırlan. Sonra benimle birlikte sarayda gizlen. Her şeyi görecek ve gerçeği anlayacaksın," demiş. Şah, hemen tellallarla ava çıkacağını ilan ettirmiş ve askerlerini çadırlarıyla kentin dışına yollamış, kendisi de yola koyulup çadıra yerleşmiş, genç kölelerine, "Yanıma kimseyi sokmayın," buyruğunu vermiş, sonra kılık değiştirip gizlice saraya dönmüş, kardeşinin yanına ulaşmış ve onunla birlikte bahçeye bakan bir pencerenin kenarına oturmuş. Aradan bir saat geçmiş geçmemiş, hanımları ortalarında, kadın köleler ve de erkek köleler bahçeye girmişler ve Şahzaman'ın anlattığı gibi davranmışlar ve asır bir zamanla kadar eğlenceyi sürdürmüşler. Şah Şehriyar, bu durumu görünce, aklı başından gitmiş ve kardeşi Şahzaman'a, "Kalkıp yola çıkalım ve Allah'ın çizdiği yolda bahtımızı arayalım," demiş. "Çünkü haysiyetsiz saltanat olmaz. Bizimkinden beter bir durumla karşılaşmadıkça da olmayacaktır. Yoksa, doğrusu yaşamaktansa ölmek yeğdir," demiş. Buna kardeşi de olumlu yanıt vermiş. Sonra birlikte sarayın gizli bir kapısından çıkıp gitmişler. Ve bir deniz kıyısındaki çayırda tek başına duran bir ağaca ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden yol almışlar. Bu çayırda bir tatlı su kaynağı varmış. Bu sudan içmişler ve dinlenmek üzere oturmuşlar. Günün bir saati geçmiş geçmemiş ki, deniz kaynamaya başlamış ve birdenbire, siyah bir duman sütunu oradan göğe doğru yükselmiş ve bulundukları çayıra doğru yönelmiş. Bunu görünce korkmuşlar ve ağacın en yukarısına tırmanmışlar ve de bundan ne çıkacağını izlemeye başlamışlar. Birdenbire kara duman, uzun boylu, geniş omuzlu, iri göğüslü, başında sandık taşıyan bir ecinliğe dönüşmüş. Ecinli karaya çıkmış ve tünedikleri ağacın altına gelip durmuş, sandığın kapağını açmış, oradan büyük bir kutu çıkarmış, onun da kapağını açmış, birdenbire oradan güneş gibi parlayan, güzelliği göz kamaştıran ve arzu uyandıran bir genç kız çıkmış, şairin dediği gibi. Elinde meşale gölgelerden çıka gelince karanlıklar aydınlığa dönüşmüş. Saçtığı ışık şafağı söndürmüş adeta, güneşler onun ışığını yansıtmış. Ay gözlerinin gülüşünü, sırlarının tülleri yırtılınca, yaratıklar baygın, ayaklarına serilmişler, tatlı bakışının yoğun ışığı karşısında tutkulu gözyaşları kirpikleri ıslatmış. Ecinli, güzel genç kıza iyice bakıp ona, "Ey ipeksi şeylerin sultanı! Ey düğün gecesinde yatağından kaçırdığım! Bir parça dizinde uyumak isterim senin," demiş. Ve ecinli, başını genç kızın dizlerine yaslayarak uykuya dalmış. O anda genç kız, bakışım ağacın tepesine çevirmiş. Ve ağaca gizlenmiş iki hükümdarı görmüş.
Hemen Ecinli'nin başını dizlerinden kaldırarak yere bırakmış, ağacın altında yer alarak işaretle onlara, inin aşağı, bu ifritten korkmayın, demek istemiş. Onlar da işaretle yanıt vermişler, ah! Allah seni korusun! Bu korkulu işten bizi bağışla, diye. Kız da yine işaretle, Allah sizi de korusun. Hemen aşağı inin, yoksa ifrite söylerim, ikinizi de en kötü ölümle telef eder, demiş. Bunu anlayınca korkmuşlar ve ağaçtan inmişler. Kız onları karşılamak için ayağa kalkmış ve onlara, gelin, mızraklarınızla, sert ve zorlu biçimde beni delin. Yoksa ifriti uyandırırım, demiş, korku içinde Şehriyar, Şahzaman'a, kardeşim, onun istediğini ilkin sen yap, demiş. Kardeşi de ona, ağabeyim olarak sen örnek olmadıkça hiçbir şey yapmam, demiş, böylece ikisi de birbirini göz kırparak kandırmaya çalışmış. Bunu görünce kız, niye öyle gözlerinizi kırpıştırıp duruyorsunuz? Hemen gelip istediğimi yapmazsanız, ifriti şimdi uyandırırım, demiş. Cebinden küçük bir torba, bunun içinden de 570 mühür yüzük dikili bir gerdanlık çıkararak onlara, bunun ne olduğunu biliyor musunuz, diye sormuş, bilmiyoruz. Yanıtını alınca, bu yüzüklerin sahiplerinin hepsi, bu ifritin gafil boynuzlan üzerinde benimle çiftleşti. Bundan dolayı siz iki kardeş de bana yüzüklerinizi vereceksiniz, demiş. Bunu duyunca iki kardeş parmaklarından çıkararak yüzüklerini ona vermişler. Kız bunun üzerine onlara, bilin ki, bu ifrit beni düğün gecemde kaçırdı, beni bir kutuya koydu, kutuyu da bir sandığa yerleştirdi, sandığa 7 kat zincir vurdu ve dalgaların çarpışıp buruştuğu kudurgan bir denizin dibine koydu. Ama biz kadınların bir şeyi isteyince, hiçbir şeyin bizi engelleyemeyeceğini bilmiyordu. Zaten şair ne demiş? Dostum, kadınlara inanma. Vaatlerine gül geç. Çünkü onların iyi ya da kötü halleri ferçlerinin heveslerine bağlıdır. Güya aşktan söz ederler, oysa hainlik onları sarıp giysilerinin titreşiminde şekillenir. Yusuf Un dediklerini saygıyla anımsa, Adem'i cennetten kovdurmak için iblisin kadını kullandığını unutma. Kınamalarından da vazgeç dostum. Bir işe yaramaz. Çünkü yarın kınadıklarının nezdinde temiz sevginin yerini çılgınlık alacaktır. Hele hiç şöyle deme, aşka düşersem, aşıkların çılgınlığına kapılmayacağım. Sakın bunu söyleme. Çünkü gerçekte kadınların ayartısından yakasını sıyırmış bir erkek, olmayacak şeydir. Bu sözleri duyan iki kardeş, şaşkınlığın son kertesinde şaşırmışlar ve birbirlerine, bu bir ifrit olduğu halde, bütün gücüne karşın, bizim başımıza gelenlerden daha müthiş şeyler onun başına gelmiş, bu serüven bize bir teselli olmalıdır, demişler. O anda genç kızın yanından ayrılmışlar, her biri kendi ülkesine dönmüş. Şah Şehriyar sarayına dönünce, karısının başını ensesinden vurdurmuş ve aynı biçimde kadın köleler ile erkek kölelerin de başlarını vurdurmuş, sonra vezirine, her gece kendisine bakire bir genç kız getirmesi emrini vermiş ve her gece bir genç kızı koynuna alıp bekaretini gidermiş, sabah olunca da öldürtmüş ve 3 yıl boyunca böyle davranmaktan vazgeçmemiş. Bu yüzden halk, acı haykırışlar ve korku kargaşası içinde, kız çocuk olarak ellerinde ne kalmışsa alıp ülkeyi terk etmişler, kentte hükümdarın saldırısına boyun eğecek tek bir kız bile kalmamış. Tam bu sırada şah, vezirine her zamanki gibi, bir genç kız bulmasını emretmiş, vezir çıkıp aramış, fakat hiçbir kız bulamamış, tüm üzgünlüğü, tüm kırgınlığıyla eve dönmüş, şah yüzünden yüreği korkuyla doluymuş. Bu vezirin, güzellik, çekicilik, parlaklık ve mükemmellikten yana nasibini almış 2 kızı varmış, büyüğünün adı Şehrazat, küçüğününkinin Dünyazat imiş. Şehrazat kitaplar, yıllıklar, eski. Hükümdarların efsanelerini ve geçmiş halkların öykülerini okumuş, hatta eski çağlardaki halkların, hükümdarların ve şairlerin yaşam ve yapıtlarından oluşan 1000 ciltlik bir kitaplığı da varmış, çok güzel konuşur, dinlemesine doyum olmazmış. Şehrazat, babasını üzgün görerek, sormuş, neden böylesine düşünceli ve üzgün değişmiş, yıkılmış görüyorum seni, diyerek, bil ki babacığım şairin dediği gibi. Üzgünsün görüyorum, rahatla sana hiçbir şey sürüp gitmez, neşeler gibi dertlerde erir biter günü gelince, demiş. Vezir bu sözleri işitince, hükümdarla olup biten her şeyi başından sonuna kadar kızına anlatmış. Bunun üzerine Şehrazat, ona Allah'ın izniyle babacığım, beni bu hükümdarla evlendir. Ya kurtulur yaşarım, ya da ölümüm ümmeti Müslümin'in kızları için bir kurtarmalık oluşturur, onları şahın pençesinden almış olurum, demiş.
Bunu duyan vezir, Allah seni esirgesin. Seni asla böylesi bir tehlikeye atmam, demiş. Kız ise, bu tehlikeyi göze almak gerek, yanıtını vermiş. Vezir de, dikkat et de, senin de başına çiftlik sahibiyle öküz ve eşek öyküsündeki olanlar gelmesin, hele bir dinle, demiş. Eşek, öküz ve çiftçinin öyküsü. Kızım, bir zamanlar büyük zenginlikleri ve sürü hayvanları olan bir tacir varmış. Bu tacir evliymiş, çocuk sahibiymiş. Yüce Tanrı ona kuşların ve hayvanların dilinden anlama yeteneği de vermiş. Bu tacirin ev yeri, nehir kıyısında verimli bir toprakmış ve çiftliğinde bir eşek ile bir öküz varmış. Bir gün öküz, eşeğin bulunduğu ahıra gelmiş, burasını süpürülmüş, sulanmış bulmuş. Yemlikte iyice harman edilmiş arpa ve elekten geçirilmiş saman varmış, eşek de yan gelip yatmaktaymış. Çünkü çiftçi arada bir, gerektikçe küçük bir gezinti için onu kullanır. Bundan sonra eşek hemen ahıra dönüp rahatına bakarmış. İşte o gün, çiftçi, öküzün eşeğe, keyfince yemini yemeye bak sağlık olsun, yarasın ve de hazmın kolay olsun. Bense, sen dinlenirken, yorgunluktan ölüyorum. Sen harmanlanmış arpa yiyorsun, önüne getiriyorlar ve bazen efendi üzerine binse de, çabucak seni geri getiriyor. Bana gelince, sadece çift sürmeye ve dolap çevirmeye yarıyorum, dediğini duymuş. Eşek de ona diyormuş ki, seni tarlaya çıkarıp boyunduruğu boynuna takarlarken, kendini yere at. Hiç ayağa kalkma. Alıp ahıra götürdüklerinde, yemek için verdikleri baklaya, sanki hastaymışsın gibi, dokunma, bir, iki, hatta üç gün yiyip içmekten kendini alıkoy. Böylece yorgunluktan ve de çalışmaktan kurtulursun. Oysa sahipleri, oracıkta, onların konuşmalarını dinliyormuş. Ahırdan sorumlu yanaşma gelip de yem vermek için öküze yaklaşınca, onun çok az yediğini görmüş ve de ertesi sabah çifte koşmak isteyince, onu keyifsiz bulmuş. Bunun üzerine çiftçi yanaşmaya, eşeği al ve bütün gün öküz yerine onu çifte koş, demiş. Yanaşmada öküz yerine eşeği işe koşup bütün gün çalıştırmış. Günün sonunda eşek ahıra dönünce, öküz ona, yaptığı iyilik ve bütün gün sayesinde dinlendiği için teşekkür etmiş. Eşek hiç yanıt vermemiş ve yaptığından büyük pişmanlık duymuş. Ertesi gün saban sürücü gelmiş ve eşeği götürüp gün batıncaya kadar yeniden çalıştırmış. Eşek, boynu soyulmuş, yorgunluktan bitkin bir halde gelmiş. Öküz, onu bu durumda görünce, coşkuyla ona şükranlarını sunmaya ve övgüyle onurlandırmaya başlamış. Eşek, o zaman, ona demiş ki, bundan önceki günler ne rahattım, rahatlıktan nasibimi alıp duruyordum. Sonra da eklemiş, bununla birlikte, sana iyi bir nasihatte bulunmakta yarar görmekteyim. Efendimiz'i yanaşmalara şöyle derken duydum. Öküz yarın da yerinden kalkmazsa, onu kasaba verin, kesin, derisinden masaya örtü yapın. Senin adına korktum, sağlığından endişe ettim. Öküz, eşeğin bu sözlerini işitince, ona teşekkür etmiş ve demiş ki, yarın onlarla gider, canla başla çalışırım ve hemen yeminin tümünü yemiş, hatta yem kabının dibini diliyle yalamış. Bütün bunlar olup bitmiş ve sahipleri de bu sözleri duymuş. Ertesi gün, gün doğunca tacir, eşiyle birlikte öküz ve ineklerin bulunduğu ahıra gitmiş, oturup izlemişler, biraz sonra yanaşma gelip öküzü dışarı çıkarmış. Öküz efendisini görünce kuyruğunu sallamaya, gürültüyle yerlenmeye ve her yöne çılgınca koşmaya başlamış. Bunu gören çiftçi öylesine bir gülme nöbetine tutulmuş ki, sırt üstü düşmüş. Karısı sormuş, ne gülüyorsun, sen, diyerek. O da, görüp işittiğim bir şeyden ötürü. Bunu ölümü göze almadan sana açıklayamam, demiş. Kadın, bunu bana kesinlikle açıklaman gerek. Gülüşünün nedeni nedir? Ölsen bile söylemelisin, diyence, kocası, ölümden korktuğum için bunu sana açıklayamam, demiş. Kadınsa, öyleyse sen bana gülüyorsun, diye tutturmuş ve de onunla çekişmekten ve inatla sözünü sürdürerek canını sıkmaktan vazgeçmemiş. Sonunda adam büyük bir şaşkınlığa düşmüş, çocuklarını yanına çağırtmış, kadıya ve tanıdıklara da haber salmış, karısına sırrını açıp ölmeden önce, vasiyetnamesini hazırlatmak istemiş, çünkü karısını, amcasının kızı ve çocuklarının anası olduğundan büyük bir aşkla severmiş, bir de onunla 20 yıldır birlikte yaşamış imiş. Dahası karısının yakınlarını, mahalledeki komşuları da çağırtmış, onlara tüm öyküyü ve sırrını açıklar açıklamaz öleceğini söylemiş. Orada bulunan herkes kadına, Allah aşkına, ısrarından vazgeç, yoksa kocan, çocuklarının babası ölecek, demiş. Ama kadın onlara, bana sırrını açıklamadan yakasını bırakmam, ölürse ölsün, demiş, bunun üzerine konuşmaktan vazgeçmişler.
Çiftçi de yanlarından ayrılmış, ahırdan yana yönelmiş. Bahçede ilkin abdest alıp sonra dönerek iki rekat namaz kılıp sırrını söyleyecek ve ölecekmiş. Çiftçinin 50 tavuğu doyuracak güçte yiğit bir horozu ve bir köpeği varmış. Çiftçi, köpeğin, tavuklara çullanan horoza seslenip onu azarlayarak, "Efendimiz ölüme giderken böylesine keyiflenmekten utanmıyor musun?" dediğini duymuş. Bunun üzerine horoz köpeğe sormuş, "Nasıl oluyor bu?" diye. O zaman köpek, öyküyü tekrarlamış. Horoz da ona, "Allah, Allah, Efendimiz'de hiç akıl yok mu? Benim 50 karım var. Birini hoş tutar, öbürünü azarlar, idare eder giderim. Onun bir tek karısı var, onu bile nasıl yöneteceğini bilmiyor. Oysa çözüm çok basit, dut ağacından birkaç dal kessin, birden yatak odasına dalsın ve ölünceye ya da pişman olup özür dileyinceye kadar karısını dövsün. Bundan sonra hiç can sıkacak soruları sormaz," demiş. Çiftçi, köpekle konuşan horozun söylediklerini işitince kafasında şimşek çakmış ve karısını dövmeye karar vermiş. Vezir burada öyküsünü kesip kızı Şehrazat'a, "Ben de sana çiftçinin karısına yaptığını yapsam yeridir," demiş. Kızı, "Ne yapmış?" diye sorunca, vezir sözünü şöyle sürdürmüş. Çiftçi karısının yatak odasına girmiş, kestiği birkaç dut dalını orada bir yerlere sakladıktan sonra, ona seslenerek, "Sırrımı söyleyebilmem için yatak odasına gel, hiç kimse beni görmesin, sonra da öleyim," demiş. Karısı onunla odaya girmiş, çiftçi ikisine özgü odanın kapısını kapayıp karısına, gittikçe şiddetini artırarak bayıltıncaya kadar sopa çekmiş. Sonunda kadın, "Pişman oldum. Pişman oldum," demiş. Sonra da kocasının iki elini, iki ayağını öpmeye başlamış ve gerçekten pişman olmuş ve de onunla birlikte dışarı çıkmış. İki tarafın yakınları da dahil, tüm orada bulunanlar, aralarının düzeldiğini görerek sevinmişler ve herkes ölünceye kadar mutlu ve bahtlarından memnun yaşamışlar. Babasının anlattıklarını dinledikten sonra Şehrazat demiş ki, "Babacığım, her şeye karşın, dilediğimi yerine getirmeni istiyorum." O zaman vezir, daha fazla ısrar etmeden, kızı Şehrazat'ın çeyizini hazırlamış, sonra meseleyi Şah Şehriyar'a açmaya gitmiş. Bu sırada Şehrazat, küçük kardeşi ne yapacaklarını öğretip ona, "Şah'ın yanında olduğum sırada, seni çağırtacağım, geldiğin ve Şah'ın benimle işinin bittiğini anladığın zaman, bana, ablacığım, bana o harika öykülerinden birini anlat da geceyi hoşça geçirelim," de. "Bunun üzerine sana anlatmaya başlayacağım öyküler, eğer Allah isterse, Müslim'in kızlarının kurtuluşunun nedeni olacaktır," demiş. Bunu izleyerek vezir kızını almaya gelmiş ve onunla birlikte Şah'ın huzuruna çıkmış. Şah memnun olmuş ve vezire, "Gereken her şey hazır mı?" diye sormuş. Vezir saygıyla, "Evet," demiş. Fakat Şah, genç kıza sahip olmak isteyince kız ağlamaya başlamış. Şah ona, "Neyin var?" diye sorunca, "Kız da Şah'ım. Bir kız kardeşim var. Ona veda etmek isterdim," demiş. Şah'ın arattığı kız kardeşi gelince, Şehrazat'ın boynuna sarılmış ve yatağın ayak ucuna sokulup kalmış. O zaman Şah, ayağa kalkmış ve Bakire Şehrazat'a sahip olarak kızlığını gidermiş. Sonra konuşmalar başlamış. Dünyazat Şehrazat'a demiş ki, "Tanrı seninle olsun. Ablacığım, geceyi hoşça geçirmemiz için bize bir masal anlatsana." Şehrazat, "Bütün kalbimle ve yerine getirilmesini görev bilerek. Ancak yüce ve soylu Şahımız izin verirlerse," diye yanıt vermiş. Şah bu sözleri duyunca, zaten uykusu da kaçtığından, Şehrazat'ın masalını dinlemekten tedirginlik duymamış.